Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım konumuz ardışık sayılar. Artık konumuz bu sevgili gençler. Bu haftanın üçüncü konusu biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu videodan hemen sonra gelecek videoda da sizlere ödevlendirmenizi yapacağım. Rehberlerinizi yapacağım arkadaşlar. Kampımız bütün hızıyla devam edecek haftaya kaldığımız yerden. Şimdi konumuza başlayalım. Konuya başlamadan önce de kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Öncelikle sevgili gençler, ne bir reel sayı olmak üzere, bakın reel sayı önemli. Yani herhangi bir reel sayı olmak üzere. Burada n sayısı var. N sayısının bir eksiği ve bunun da bir eksiği. N sayısının bir fazlası ve bunun da bir fazlası olan n artı 2. Ve bu gördüğünüz sayıların hepsini arkadaşlar ardışık sayılar deriz. O halde şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Herhangi bir reel sayının bir eksiği ya da bir fazlası o sayının ardışığıdır. O sayının ardılıdır diyebiliriz. Önemli olan bir eksik veya bir fazla olması. Yani mesela 0,1 sayısını düşünün. 1,1 sayısı ve eksi 0,1'den 1 çıkarırsanız arkadaşlar eksi 0,9 yapacak. Gördüğünüz üzere bunun bir fazlası bu. Bunun bir fazlası da bu. Demek ki arkadaşlar bu sayılar da ardışık sayı aslına bakarsanız. Yani ardışık sayı örnek ver dediğimiz zaman hepimizin kafasında canlanan hep bir tam sayı olgusu vardır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hocam bunlar işte ardışıktır diye. Arkadaşlar işte bu sayılar da birbirinin ardışığı olur. Çünkü tanımımızda reel sayı ifadesini kullanıyoruz. Peki hocam bu işte 2, 4, 6, 8 ve bunların arasında birer fark yok. İkişer fark var. Yani bunlar ardışık olmuyorlar mı? Bunlar da ardışık oluyorlar ama bunların özel bir ismi oluyor arkadaşlar. Mesela 2n üstüne 2 ekledim. Üstüne 2 ekledim. Şu 2n'ler neyi ifade ediyordu bize? Çift olma gösterimiydi, değil mi? 2n-1'ler neydi? Tek olmanın gösterimiydi, değil mi? İşte demek ki bunlar 2 ekledim çift, 2 ekledim çift. Demek ki bunlar ardışık. Ardışık siz de yazınız. Ardışık çift sayılar oluyor arkadaşlar bunlar. Alttakiler de ardışık tek sayılar oluyor. Hemen bunu da yazınız. Ardışık tek sayılar oluyor diyebiliriz. Bunu unutmayın. Demek ki ardışık tek sayılar ve ardışık çift sayılar aralarında kaç fark oluyormuş? İkişer fark oluyormuş. Peki hocam, şöyle bir durum olsa mesela 3, 6, 9, 12. Hocam bunlar mesela aralarında 3 fark var. Tekliğe de çiftliğe doymuyor. Çünkü bu tek, bu çift, bu tek, bu çift. Bunlara ne diyeceğiz? O zaman dersin ki bunlara da mesela ardışık 3'e bölünebilen tam sayılar. 3'e bölünebilen tek 3'e bölünebilen sayılar, tam sayılar diyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Yani düzgün bir isimle, açıklayıcı bir isimle bunları yazabilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. İsimlendirebilirsin. Örneğimize bakalım. Ardışık 3 doğal sayıda en büyüğü ile en küçüğünün toplamı 48. Şimdi ardışık 3 tane biz doğal sayı yazalım. Birisi a olsun, ortancası. Bir küçüğü a-1. Bir büyüğü de a artı 1 olsun. Diyor ki en küçüğü ile en büyüğü. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 48'miş. Hemen yazalım. Şimdi gelin şununla şunu bir toplayalım isterseniz. Bakın a daha 2a yapar. Eksi 1 artı 1 daha 0 yapar. Demek ki 2a kaçmış? 48. O zaman a kaçtır? 2 tane a 48 ise bir tanesi 24'tür. Diyor ki bu 3 sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu 24, bu 23, bu da 25 o halde. Bunların toplamı sorulmuş gençler. Bunları toplarsanız da 72 sonucuna ulaşırsınız. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. Şimdi biliyoruz ki 1 1'e eşit zaten. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. Ve sevgili gençler, bu toplam aslına bakarsanız bakın burada iki tane sayımız var. Bunların tam ortasındaki sayı da reel sayı da 1,5'tür. 1,5'la sayı adedini çarparsanız 3'ü bulursunuz. Bakın bu 3 tane sayı var. 3 çarpı tam ortadaki sayımız 2'dir. 3 kere 2 de bize 6'yı verir. 1, 2, 3, 4'ün toplamı 10'dur. Aynı zamanda tam ortadaki iki sayının ortasında ne var? 2,5 var. Sayı adedimizde 4 tane olduğu için 4 kere 2,5'tur diyebiliriz. Tam ortada 3 var ve toplam 5 tane sayı var. 3 kere 5 diyebiliriz buna da.
Tam ortada 3 ile 4'ün ortasında 3,5 vardır. Ve siz burada da 3,5 ile 6'yı çarparak yine buradaki toplamı bulabilirsiniz. Yani tam ortadaki terimle terim sayısını çarparsanız oradaki dizinin toplamını bulursunuz sevgili gençler. Güzel, şimdi devam. Ardışık ilk n adet sayma sayısının toplamı, yani 1, 2, 3, n-1, n, bunların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu formülleri tabii ki kim bulmuş? Gauss denen bilim adamı bulmuş. Küçük yaşta bulmuş üstelik. Yani rivayetlere göre 7 yaşında falan bulmuş arkadaşlar. Hem de yazılı esnasında bulduğu da söyleniyor. Tabii rivayet ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz ama internetten de araştırabilirsiniz. Google'a Gauss yazın. Araştırın sevgili gençler. İlk karşınıza çıkacak formüller bunlardır. N çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Örnek olarak mesela 1'den 10'a kadar toplamak istiyorsunuz. Son terimimiz burada 10 çarpı bir fazlası bölü 2 diyorsunuz. Bu bize 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını veriyor aynı zamanda. Yani 2 ile 10'u sadeleştirirsiniz. 5, 5 kere 11'in de 55 olması gerektiğini görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 nereye kadar? 22'ye kadar. Bunun toplamı da son terim çarpı bir fazlası bölü 2'dir. 2 ile 22'yi sadeleştirirsiniz. 11. 11 ile 23'ün toplamını bakın ben hızlıca bulacağım. Size de nasıl bulduğumu da söyleyeyim. 253'tür. Nasıl bulunur? Eğer siz bir sayıyı mesela 17 sayısını 11 ile çarpmak istiyorsunuz. Kısa bir şekilde şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 17'nin birini buraya, 7'sini şuraya yazdıktan sonra da 1 ile 7'yi toplayıp ortaya 8 yazarsınız. 17 ile 11'in çarpımı 187 olur. Burada da 11 ile 23'ü çarptığım için 2'yi ve 3'ü yazdım. 23'ün ikisini ve 3'ünü. Ortaya da toplamları olan 5'i yazdım. Böylelikle 11 kere 23'ün de 253 olduğunu göstermiş olduk. Pekala. 3, 4, 5, 100'e kadar olan sayıların peki toplamı kaçtır? Öncelikle biz burada 1 ve 2'nin olmadığını da görüyoruz. 1 ve 2'yi ekleyelim biz oraya. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 100 çarpı 101 bölü 2'dir. Ama biz şöyle bir durum var ki buraya 1 ve 2 ekledik. O 1 ve 2'yi eklediğimiz 1 ve 2'yi şimdi çıkarmamız lazım. 1 ile 2'nin toplamı olan 3'ü çıkarıyorum. 1 artı 2'den biz buraya 3 ekledik ya o 3'ü çıkarıyorum. Şimdi 100 ile 2'yi sadeleştirdim. 50. 5 kere 101 505 yapar sonuna bir tane 0 ekleriz. 5050 bir de eksi neyimiz var? 3'ümüz var. 5050'den 3'ü çıkarırsak sevgili gençler 5047 bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz bu sorunun cevabı. Notumuza bakalım. Şimdi diyoruz ki A, A artı R, A artı 2R, A artı 3R hep R ekleyerek gidiyoruz farkındaysan. En son A artı N çarpı R. Bu sayı dizisindeki terim sayısı nasıl bulunur? Arkadaşlarım şöyle buluyoruz. Son terimden yani A artı N çarpı R'den ilk terim olan A'yı çıkarıyorsunuz. Bölü diyorsunuz. Kaçar kaçar artıyordu? R'şer R'şer artıyordu değil mi? Bölü artış miktarı diyorsunuz. Artı bir de 1 ekliyorsunuz. Böylelikle üst tarafa bakacak olursanız artı A ve eksi A var birbirini götürdü. R şurada n çarpı r'nin r'si birbirini götürdü. Burada sadece m kaldı. Bir de neyimiz var? Artı 1'imiz. Demek ki burada n artı 1 tane terim vardır diyebiliriz. Ama genel hattıyla şunu şöyle bir küçültelim. Küçülttükten sonra şuraya koyalım. Ve diyelim ki aslına bakarsanız şöyle bulacaksınız. Son terimden ilk terimi çıkaracaksınız. Sonra bölü. Artış miktarı diyeceksiniz, artış miktarı diyeceksiniz ve 1 ekleyeceksiniz. İşte bizim formülümüz bu. Peki, bu terimleri ya toplamak istersek o zaman ne yapacağız? Şöyle ki, terim sayısını bulmuştunuz az önceki formülle. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim diyorsunuz. Arkadaşlar bu formülü de uygularsanız eğer, bu terimlerin toplamını elde etmiş olursunuz. Hemen bir örnekle açıklayalım isterseniz. 10, 13, 16, 37 kaçar kaçar artıyor. Hocam üçer üçer artıyor bunlar. Değil mi? En son 37 olmuş misal. Burada kaç tane terim olduğunu nasıl bulacağız? Son terimden ilk terimi çıkardık. Kaçar kaçar artıyor üçer üçer. Sonra da 1 ekliyorsunuz. Bu bize terim sayısını veriyor.
Terim sayısını önce bir elde edelim. 37'den 10'u çıkardınız 27. E 3'e böldüm hocam 27, 9 geldi. 1 eklersem de 10 çıktı. Terim sayımız 10 olduğuna göre. Şimdi şu formüldeyiz. Terim sayısı 10 bölü 2. Bakın buradaki 2 çarpı. Son terim 37. İlk terim 10. Daha sonrasında da 2 ile 10'u sadeleştirdiniz 5. 37'ye 10 eklediniz 47. Cevabımız 5 kere 47'ymiş. Buradaki terimlerin toplamı. Peki bu kaçtır? 5 kere 40 200. 5 kere 7 35 olduğuna göre 235 bizim cevabımızdır diyeceğiz. Ve 10, 13, 16, işte 19, 22, 37'ye kadar olan sayıların toplamı da 235 yapar diyebiliriz sevgili gençler. Geçelim 23. sayfaya. Geçelim. Örneğimize bakalım. Hadi sen videoyu durdur ve buna biraz uğraş bakalım. Uğraştıysan eğer 22'den 87'ye kadar olan sayıların toplamı istenmiş ve kaçar kaçar arttığını sen bulmuşsundur. Kaçar kaçar artıyor, beşer beşer artıyor hocam. En son 87'ye gelmişiz. Peki, terim sayımızı bulalım. 87'den 22'yi çıkardınız. Kaçar kaçar artıyor, beşer beşer. Sonra da 1 eklediniz. Pekala. 87'den 22'yi çıkarırsanız 55 gelir. Pardon bakayım 65 gelir. 65'i 5'e bölerseniz 13, 1 eklerseniz de terim sayımız 14 olur. Terim sayısını yazdım. 2'ye böldüm. Son terimimiz 87. İlk terimimiz 22. Pekala. Şimdi de 2 ile 14'ü sadeleştirdim. Burası 7 geldi. 87'ye 22 ekleyeceğiz. Bu da kaç yapar? 109 yapar. Pekala. Cevap 7 kere 109 olacakmış. Bu da 763 yapar. Yani 22'den başlayıp 5'er 5'er artıp 87'ye kadar ulaşan sayıların toplamı 763'tür diyebiliriz gençler. Güzel. Diğer örneğimize bakalım. Her rakamın sayı değeri kadar kullanıldığı 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 en son 9, 9, 9, 9, 9 tane 9 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır denilmiş. Şimdi burada olayı anladınız diye umuyorum. 1'den 1 tane var, 2'den 2 tane var, 3'ten de 3 tane, o zaman 4'ten de 4 tane olacak. Doğru mu? En son 9'dan da 9 tane olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hatta bundan önce de 8'ler var, 8 tane. Doğru mu? Bu sayı kaç basamaklıdır? Öncelikle şurası 1 basamak, burası 2 basamak, burası 3 basamak, burası 4 basamak, şurası 8 basamak nokta nokta nokta, burası da 9 basamak. O zaman ben kaç basamak olduklarını toplarsam her birinin, bu sayının da kaç basamaklı olduğunu bulmuş olurum. Yani diyor ki 1'den 9'a kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. E sen bunun formülünün n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorsun. N burada kaç? Tabii ki 9. O halde cevap 9 çarpı 10 bölü 2'dir. 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5, 9 kere 5, 45 yapar. Demek ki bu sayımız 45 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam. Böyle bir üçgen oluşturulmuş bu noktalarla. En alt sırasında 16 tane boncuk bulunan şekilde toplam kaç tane boncuk vardır diye sorulmuş. Şimdi birinci sırada kaç tane boncuk var? Bir tane. İkinci sırada iki tane. Üçüncü sırada 3 tane boncuk. Dördüncü sırada 4 tane. Beşinci sırada da 5 o zaman. Ve son olarak son sıramızda 16 tane. Bundan önce de 15 tane boncuk bulunan bir satırımız var. Bu şekilde toplam kaç tane boncuk vardır? İşte bunların toplamı kadar. Yani 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 15 artı, 16 kadar. Aralardaki sayılarımız da mevcut tabii. Yani 1'den 16'ya kadar. Doğru mudur? Doğru. E 1'den 16'ya kadar olan sayıların toplamı neydi? Yine n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 16 çarpı bir fazlası bölü 2 idi. O halde 16 ile 2'yi sadeleştirirsiniz. 8 gelir. 8 kere 10 80, 7 kere 8 56, 80 56 daha 136 yapar. Demek ki arkadaşlarım toplamda 136 tane boncuk vardır diyebiliriz biz bu şeklimizin içerisinde. Devam ediyorum 23. sayfamın sağ üst tarafıyla. Diyor ki 1, 2, 3, en son nokta 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 n eksi 3. 1'den n eksi 3'e kadar olan doğal sayıların toplamının 78 olduğu verilmiş bize.
Diyor ki n kaçtır? Şimdi o halde şöyle diyelim. N eksi 3 bizim son sayımız. Ben bununla bir fazlasını, yani n eksi 2'yi çarpıp, n eksi 3'ün bir fazlası n eksi 2, bölü 2 dersem bunu 78 bulacakmışım. Güzel. Bu 2'yi bölüm durumundaki 2'yi karşıya çarpım olarak atalım o zaman. N eksi 3 ile n eksi 2'nin çarpımı 2 kere 78'den 156'dır arkadaşlar. Pekala. Kaç kere kaç? 156 yapar. Ve şöyle bir durum var. Şunla şunun arasında bir fark var. O zaman ben şöyle sormam gerekiyor soruyu zannedersem. Aralarında bir fark bulunup da çarpımları 156 olan sayılar hangileri? Hocam 12 ile 13, değil mi? Burası 12, burası 13 o halde. Yani bizden ne istenmişti ya? N eksi 3 kaçmış? 12'ymiş. O zaman n kaçtır? 15'tir. Sen istersen bu denklemi şuradan da çözebilirsin. N eksi 2 13 ise n yine 15'tir diyebilirsin. Yani kısaca n 15'miş arkadaşlar. Cevabımız da budur diyeceğiz. Geçtik yine başka bir soruya. Yine bir üçgen çizmiş bize ama bu sefer boncuklar yok, sayılar var. Birinci satırda 1 var. İkinci satırda 2 ile 3 var. Üçüncü satırda 4, 5, 6. Dördüncü satırda 7, 8, 9, 10. Beşinci satırda ise 11, 12, 13, 14, 15 var. Diyor ki yukarıda verilen örüntünün 70. satırındaki en büyük 3 sayının toplamı kaçtır? Oo. Şimdi bazı arkadaşlarım var biliyorum, böyle soruları açarak da yapıyor. Mesela şuradaki nokta adedini bulmak için noktaları tamamlayıp 16 tane satırda noktalar oluşturup tek tek o noktaları toplayıp 136 tane sayan arkadaşlarım da var. Ama kısa yoluyla yapmak zorundayız ki bu soruyu imkanı yok yapamazsın şu şekilde. Yaparsın da biraz zaman ister. 70. satır diyor arkadaşlar. Şimdi peki ben bu soruda neyi düşünmem, neyi görmem lazım? Öncelikle 1'den 1'e kadar diye saçma olur ama 1 var. Toplamı nedir? 1. Peki 1 ile 2'nin, yani 1 ile 2'nin toplamı nedir? Biliyor musunuz? 3 yapar. 1 artı 2 artı 3 kaç yapar? 6. 1, 2, 3, 4 daha kaç yapar? 10 yapar. Peki 1, 2, 3, 4, 5 daha kaç yapar? 15 yapar. Oo, bu çok güzel. Bu çok güzel. Şimdi demek ki 5. satırdaki son sayımız 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. 4. satırdaki son sayımız 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı. 3. satırdaki de 1'den 3'e kadar olanların, 1'den 2'ye kadar ve 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı. Peki 70. satırdaki son sayı, en büyük sayı kaçtır? 1'den 70'e kadar olan sayıların toplamıdır, değil mi? Yani 70 çarpı 71 bölü 2 midir arkadaşlar? Evet. Peki bunu şu şekilde 70 ile 2'yi sadeleştirip buraya 35 yazabilirsiniz. Sonra da 71 ile 35'i çarpalım arkadaşlar. 1 kere 5, 5. 5 kere 7, 35. 3 kere 71 de 213 yapacaktır. Onu da şu şekilde yazalım ve toplayalım. 5, 8, 4 ve 2. Yani 70. satırımızın son kısmında 2485 yazıyor. Peki ondan önce ne yazar? 2484. Peki ondan önce ne yazar? 2483 yazar. İşte en büyük 3 sayının toplamı demişti ya bize. En büyük 3 sayımız bunlarmış arkadaşlar. Ne güzel. Bunları toplayacağız şimdi. Toplayalım. 2483, 2484, 2485. Gelin toplayalım bunları. Haydi bakalım. 3, 4, 5, 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 8, 8, 8, 24 yapar. Bir de elde vardı. 25 elde var. 2. 4, 4, 4, 12. 2 de eldeydi. 14 elde 1. 2, 2, 2, 6. Bir de elde vardı. 7. Yani cevabımız neymiş? 7452'ymiş sevgili arkadaşlarım. 70. satıra kadar saymaktansa bu şekilde akıllıca bir metot geliştirmek, işte matematik bu zaten. Tamam. Yoksa mat 2'de integralde alan kısmında acaba bunun alanı ne olabilir diye düşünür dururuz. Ardışık 19 tane tam sayının toplamı 19 olduğuna göre bu 19 sayının çarpımı kaçtır? Allah Allah, 19 tane ardışık tam sayının toplamı nasıl 19 olabilir ya? Şimdi burada dikkat edin, önemli bir kelime var burada. Ne biliyor musunuz? Şu tam sayı,
Tam sayı deyince aklımıza ilk ne gelmesi lazım? Negatif sayılar. Demek ki o negatif sayıları varmış, bazı negatif sayılar varmış. Onlarla beraber toplayınca ancak 19 tane. Yoksa bu 19 tane sayının hepsi pozitif olsa, zaten en küçüğü 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamıdır. O da 19 çarpı 20 bölü 2'dir. Yani 19 falan yapmaz. O zaman ne yapacağız biz? Şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar, şu şekilde hani ardışık 19 tane tam sayının toplamı diyordu ya. Şunu yapabiliriz gençler. Negatiflerle başlayacağız. Pozitif diye devam edeceğiz. Ardışık 19 tane sayının toplamının da 19 olmasını isteyeceğiz aynı zamanda. Peki bunu nasıl becerebiliriz acaba? Şimdi öncelikle ortanca bir sayı seçelim. Bu sayıya n diyelim. Bir sonraki n artı 1, bir sonraki n artı 2 diye devam eder. Ve bunu ben ortanca seçtim ya, 19'dan 1 çıkarım mesela, 18. 18'de 2'ye bölerseniz 9 tane burada sayımız olur. 9 tane de burada sayımız olur. Bir tane de ortada var. 9, 9, 18. Bir tane daha 19 tane sayı yaptı. Peki bu n'den önceki ardışıklar neler? Mesela n-1, n-2 gibi. Değil mi? Şimdi buraya ben 9 tane yerleştireceksem son sayı n artı 9 olur. Mesela buraya 9 tane yerleştireceksem ilk sayı n-9 olur. Şimdi bunların toplamından bahsediyor ya, bakın. N-9'daki -9 da N artı 9'daki artı 9 gider. -8 ile artı 8. -7 ile artı 7. -2 ile artı 2. -1 ile artı 1. Bunların hepsi birbirini götürecek. Peki buradaki sayılar birbirini götürüyorsa geriye kalanlar sadece ne arkadaşlar? N. Tamam. Burada kaç tane N var? 9 tane. Burada da 9 tane. Burada bir tane var. Demek ki 19 tane N'nin toplamı kaçmış? Hocam 19'muş o zaman. Peki n burada kaçtır? 1'dir. Güzel. Yani ben buranın 1 olması gerektiğini buldum şu an. Bu 19 sayının çarpımı soruluyor ya. Şimdi burası 1. Bu 2, 3, 4, 9. Bunları çarp çarp bitmez sabaha kadar. Daha bir de bunların yerin altında var. Yerin üstünde olduğu kadar yerin altında da var. Daha -9, -8, -7. Ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın. 1'den hemen önce ne var? N eksi 1. N'den hemen önce. 1-1 kaç yapar? 0. Şimdi sen bunları çarpacaksın diye uğraşma. Çarpımın içerisinde sıfır var. Sen sıfırla neyi çarparsan çarp, sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani cevabımız sıfırmış sevgili gençler. Şimdi şu soruyu çözmeden önce, yukarıdaki soru için kafanı karıştırdıysa eğer, sana yeni bir çözüm yöntemi göstereyim. Silelim ve diyelim ki, yahu kardeşim 19 tane sayı vardı. Ardışık bunlar bir de. Ve toplamı da 19'muş. İlginç. Peki ben ortanca sayıyı nasıl bulurum? Şöyle yapacaksın. 19'u 19'a böleceksin. Hani az önce bir 1 bulmuştuk ya. 9 tane sağa, 9 tane sola, bir tane ortaya. -2'ler artı 2'ler, -8'ler artı 8'ler birbirine götürmüştü. Sonra bütün n'leri toplamıştık. 19 tane n eşittir 19 deyip n'yi 1 bulmuştuk. Hani işte rakamların, yani sayıların toplamını sayı adedine bölerseniz o 1'i direkt bulursunuz. Böyle daha güzel. Peki bunu bulduk. Bu ortancaydı. Ortancaysa, ortancası 1 ise 1 eksiği o zaman 0 olur ya, çarpımları da doğal olarak 0'dır kardeşim. Güzel. Şimdi alttaki soruya geçelim. Bu arada bu soruda da bir düzeltmemiz olacak sevgili gençler. Kusura bakmayın. Düzeltmemiz şu. Burada önceden 36 tane yazıyordu. Şimdi 81 diye düzeltin orayı. Şurada da 6 üzeri 4 yazıyordu. Burayı da 9 üzeri 4 diye düzeltmenizi rica ediyorum. Kusura bakmayın. Ve 81 tane ardışık tam sayımız var. Ve bunun toplamı 9 üzeri 4 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü soruluyor. Şimdi yukarıdaki sorunun mantığıyla aynı şekilde çözmeye çalışalım bunu. Bizim arkadaşlarım 81 tane sayımız var. Yani sayı adedimiz 81. Bu sayıların toplamı da 9 üzeri 4. Yani 9 üzeri 4 nedir? 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9'dur. Şimdi ben bunu sayı adedi olan 81'e, yani 9 kere 9'a böleceğim. Hadi bölelim. Kaç gelir? Şu 9'lar gider, bu 9'lar gider. 9 kere 9'dan 81 gelir. İşte bu bulduğumuz 81 sayı adedi olan 81 değil. Ne biliyor musunuz? Ortanca sayımız arkadaşlar. Bizim ortanca sayımız 81'miş. Şimdi hocam 81 tane sayının ortancasını ben nereden bileceğim? Arkadaşım
Bundan bir tane çıkarıyorsun önce. Bak yukarıda da yaptığımız gibi. 81'den 1 çıkardın. Ne kaldı? 80. O zaman 40 tane solda vardır. 40 tane sağ solda vardır. 40 tane sağda, 40 tane solda vardır. Burada 40 tane, burada 40 tane. Bak 40, 40, 80. Bir tane de burada 81 tane sayı. Şimdi 81'den sonra gelen 40. sayı bizim en büyük sayımızdır bu sayıların arasında ki 81'den sonra gelen 40. sayı bunun 40 fazlasıdır. Yani arkadaşlar 81'e 40 ekleyeceksiniz diyoruz. Eklerseniz de 121 gelir. Demek ki bizim en büyük sayımız da burada 121'miş diyebiliriz. Yanlış için kusura bakmayın. Devam. Diyor ki 1, 2, 3 n'e kadar olan sayıların toplamı, ardışık sayıların toplamı 12n'miş. N kaçtır diye soruluyor. Bir kere sen zaten şu kısmın bir formülünün olduğunu zaten biliyorsun ya. Değil mi? Yani nedir bunun formülü? N çarpı n artı 1, tabii ki parantez içerisinde, bölü 2'dir. Artıyı düzgün yapalım. N çarpı n artı 1 bölü 2 neymiş? 12 çarpı n'miş. Şimdi sen n'nin pozitif olduğunu biliyorsun. Gayet biliyorsun. Madem öyle kardeşim şunu yapacaksın. Buradaki n ile buradaki n'ye gider diyeceksin. Götürebilirsin çarpım durumunda her iki taraftaki de. O halde geriye ne kaldı? N artı 1 bölü 2 eşittir 12 kaldı. Bunu karşıya salla o zaman. N artı 1 ne olur? 2 kere 12'den 24 olur. O zaman n kaçtır? Tabii ki 23'tür. Bizden de zaten bu istenmişti. Cevabın 23 olması bizim için doğrudur sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki n bir doğal sayı olmak üzere 1, 2, 3, n'ye kadar olan sayıların toplamı a. Ve 5, 6, 7 yine n'ye kadar olan sayıların toplamı da b'dir diyor. A ile b'nin toplamının da 370 olduğunu söylemiş. A kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada bir eksik var. Ne var? 1, 2, 3 ve 4 burada yok. Eğer olsaydı 1 artı 2 artı 3 artı 4 10 yaptı. Buraya ben 10 dahil edeyim. Yani B'nin eşit olduğu kısmı 10 dahil edeyim. O zaman buraya da 10 dahil etmem lazım. B artı 10 olur. Şimdi güzel arkadaşım. 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamı bak burada zaten verilmemiş miydi? A'ydı. Demek ki bu B artı 10 neye eşitmiş? Hocam A'ya eşitmiş. O zaman gel şurada yazalım ya. B gördüğün yere ne yazman lazım? Bak şimdi. B artı 10'un sen A olduğunu buldun ya. O zaman B ne olur? Bunu karşıya atacaksın. Eksi 10 diye geçecek. A eksi 10 olur. Şimdi burada A'mız zaten mevcut. B'yi ne bulduk? A eksi 10. O zaman buraya da A eksi 10'u yazacaksın. Toplamda 370 oluyormuş. Çok güzel. A ile A'nın toplamı 2A. Eksi 10'u da karşıya atarsın. Eşittir 380 gelir. O zaman A kaçtır arkadaşım? 190'dır. Bizden ne istenmişti? A kaçtır diye sorulmuştu. O zaman A 190'mış diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam. Diyor ki örnekte 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, nokta 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 11'in karesi. Bu sayıya eşitmiş. Ve diyor ki karesi alınan sayılar birer azaltılıp tekrar toplanınca bulunan sonuç S cinsinden ne olur diye sorulmuş. Şimdi ben şunu şuradan bir alayım. Şuraya yapıştıralım. Şimdi arkadaşlarım bizim elimizde böyle bir eşitliğimiz var. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün ama soru da bize diyor ki bu karesini aldığın soruları diyor, sayıları diyor birer azalt diyor. Yani 1'i bir azaltırsam 0'ın karesi gelir. 2'yi bir azaltırsam 1'in karesi gelir. 3'ü bir azaltırsam 2'nin karesi gelir. Hatta hocam bunları niye bir kaydırarak yazdın ki diye soracaksın sen şimdi. Hiç sorma, yormayın ben seni. Sıfırın karesi, birin karesi, ikinin karesi. En son ne olur? Onun karesi olur. Şimdi bunları diyor birer azalttıktan sonra yine topla diyor. Toplayacağız da bu sefer S cinsinden ne olur diye sorulmuş. Şimdi kardeşim bak. Birin karesine karşılık burada birin karesi aynısı var. İkinin karesi, ikinin karesi. Üçün karesi, üçün karesi. Bak şurada bir onun karesi vardı. O da şununla eşitleniyor. Ve şurayı kapatıyoruz bak. Bununla bu eşitlendi, eşitlendi, eşitlendi. Burayı kapattık, bitti. Buradaki bütün sayılarla şuradaki bütün sayılar artık birbiriyle aynı. Şimdi burada ne var? Sıfırın karesi nedir? Sıfırdır. Güzel.
Burada olmayan ne var? 11'in karesi. Yani 121. Aşağıda yok. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Ben bu yukarıdaki karesi alınan sayıları bir azalttım. Sonra da topladım. Ve haliyle burası geldi. Ne kadar eksiği geldi S'nin? 121 kadar eksiği geldi. İşte sevgili gençler, S cinsinden bulunan sonuç S-121 olur. S cinsinden diyor ya, içinde S'yi kullanacaksın. Demek ki cevabımız ne olacakmış? S-121 olacakmış sevgili arkadaşlarım. 24. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Ve örneğimize bakıyoruz. Diyor ki 1-2+3-4+5-6+7 de devam ediyor. 23-24 diye de bitiyor. Bu işlemin sonucu nedir? Şimdi sınıflarda ders anlatırken çözüm önerisi olan arkadaşlarım da oluyordu tabii. Mantıksız çözümler değildi. Gayet mantıklı çözümler. Hocam diyor, pozitifleri bir arada toplarız. 1, 3, 5, 7 bunları bir arada toplarız. Sonra negatifleri bir arada toplarız. Sonra da pozitifler, negatifleri farkını buluruz. Güzel, çok mantıklı bir çözüm. Fakat matematikte fark ettiyseniz sürekli bir formül bulma çabaları. Sürekli bir böyle hani her şeyin daha kısa. Mesela düzgün olmayan şekillerdeki hani o eğrisel alanları falan bulabilmek için belki böyle senelerde uğraşmışlar. İşte Riemann diye bir adam var. O yamuk olan bölgelere gitmiş. Mesela eğrisel bölgelerin altında kalan alanları sevgili gençler. Burada küçük küçük dikdörtgenler haline getirip dikdörtgenlerin alanlarını tek tek toplamayı denemiş. İntegralin altyapısını atmış. Ve daha sonrasında integral diye bir şey bulunmuş. İntegralle basit bir işlemle, basit bir aslında orada bakarsanız bir formül, basit bir işlemle çok böyle saçma sapan alanları bulabiliyorsunuz. Hem de net olarak bulabiliyorsunuz. Bunların hepsi de arkadaşlar daha kısa şeyler ve sonuca ulaşmak için. E tabii ki her şeyin daha kısa sonucu var. Hocam bu soru için daha kısa sonuç nedir? Şudur. Yan yana duran ikililere bakalım. 1 ile eksi 2'nin toplamı nedir? Eksi 1'dir. Peki 3 ile eksi 4'ün toplamı nedir? Yine eksi 1. 5 ile eksi 6'nın toplamı yine eksi 1. Ve 23 ile eksi 24'ün toplamı yine eksi 1'dir. O zaman şöyle sorabilir miyim? Burada kaç tane eksi 1 var? Hocam 1'den 24'e kadar sayılar vardı. Ben bunları ikişerli grup yaptığım için 24 kişi, ikişerli ikişer grup kaç tane grup oluşur? 12 tane. E demek ki o zaman 12 tane de eksi 1 var. 12 tane eksi 1'in sonucu, yani bunların çarpımı bize bu toplamı verir arkadaşlar. Cevabımız da ne olacakmış? Eksi 12 olacakmış. E güzel. Geçelim notumuza. Not da diyor ki, hani şimdiye kadar hep şeyi vermiştik ya, birer birer artmayanların formülünü verdik. Üçer beşer ikişer artanların formülünü verdik ama bu ikişer artanların içerisinde güzel bir formül var. Nedir? Çünkü ikişer artıyorsa bir tam sayı ya çiftlerin toplamıdır ya da teklerin toplamıdır ki buraya bakıyorsun 2, 4, 6, 2'den başlamış. 4, 6, 8 diye 2n'e kadar gitmiş ki daha öncesinde ne demiştik? Bu çiftliğin göstergesiydi. 2'den 2n'e kadar olan çift sayıların toplamı. Nasıl bulunacak arkadaşlar? Formülümüz ne? N çarpı n artı 1. Peki 1, 3, 5, 7 bu da tekliğin göstergesi biliyorsun. 2n eksi 1. Bunlar da tek sayılar. Bunun formülü nedir? Bunun formülü de n karedir. Sakın ha unutmuyorsun. Çiftlerin toplamı n çarpı n artı 1. Teklerin toplamı n kare. Bir de şuna dikkat et. Bak burası 2n ya. Bazen şey yapıyorsun mesela 2 artı 4 artı 6 toplamı nedir diyorum. Hemen arkadaş diyor ki 6 çarpı 6 artı 1'dir hocam. Yanlış işte. Yanlış. Neden biliyor musun? Çünkü burası 2 ne fark ettiysen burası ne. Yani sen buraya 6'yı 2 ne olarak düşür. N'yi 3 bulacaksın ve diyeceksin ki 3 kere 4'tür hocam. Yani cevap 12'dir. Ki gördüğün üzere de 2 4 6'nın da toplamı 12 yapar. Formüllerimiz bunlar. Unutmayın buradaki ne karede yine n'si nereden geliyor? Şuradan geliyor. Yani burada 37 yazıyorsa sen önce şunu yapacaksın. 2n eksi 1 eşittir 37. 2n eşittir 38. N eşittir 19 yazacaksın. Burası 19'un karesidir hocam diyeceksin. Anlaştık diye umuyorum. Devam. Ardışık ilk 20 pozitif çift tam sayının toplamı x'tir. Şimdi çift tam sayı olacak. Pozitif çift tam sayı ve ardışık ilk 20. Yani 2, 4,
6, 8 diye devam ediyor. Bakın şu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü. Yirmincisi kaç yapar arkadaşlar? 2 kere 4'ten 8, 2 kere 3'ten 6, 2 kere 2'den 4, 2 kere 20'den 40 yapar. Ve bunların toplamına x demişiz. Ve ardışık ilk 20 pozitif tek tam sayının toplamı da y'dir demiş. Yani 1, 3, 5, 7. Yirmincisi nedir? Hep 1 eksiği 1 eksiği 1 eksiği değil mi? Yirmincisi de arkadaşlar o zaman 39'dur. Bu da y'ymiş. Diyor ki x eksi y fark. Yani üsttekinden alttakini bir zahmet çıkar diyor. Güzel, çıkaralım. Şunun toplamından bunun toplamını çıkarabilirsiniz. Hadi önce öyle yapalım. Şimdi 2'den 40'a kadar olan çift sayıların toplamı, ben 40'a 2n dersem n sayısı burada 20 gelir. Ve formülümüz n çarpı n artı 1'di. Yani 20 çarpı 20 artı 1'den 21 gelir. Ve bu da 420 yapar sevgili gençler. Bu x. Y nedir? N kareydi toplamı. Ve 39, yani 2n eksi 1 eşittir 39'sa 2n eşittir 40'tır. N de burada 20'dir. Ve teklerin toplamı da 20'nin karesidir. Yani 20 çarpı 20'den 400'dür. Bu da y'ymiş. Bundan bunu çıkar demiş. Cevap 20 çıkar. Daha kısa bir şekilde bulabilir miyiz? Peki tabii. Bak burada 20 tane terim var. Ve şununla şunun farkı 1. Bununla bunun farkı 1. 1. 1. Hepsinin de farkı 1. Kaç tane sayı var? 20 tane. 20 tane 1 yok mu o zaman? Var. O halde cevap 20 kere 1'den 20'dir de diyebiliriz. X'ten Y'yi çıkardığımız takdirde böyle bir sonuç buluruz. Evet sevgili gençler, artık sonraki konumuza geçiyoruz. Şimdi ben sana bu videodan sonra bir video yayınlayacağım ve o videoda sana ödevler vereceğim. Ödevleri sanki benim seni haftaya ödev kontrolü yapacakmışım da ödevden sonra eğer yapmadığın takdirde cezalandıracağımı bilecek şekilde sanki öyleymiş gibi düşünerekten ödevlerini yaparsan iyi olur. Çünkü malumunuz YouTube ortamında ben sizin ödevinizi nasıl kontrol edeyim? Size güvenmekten başka çarem yok. Siz de kendinize güvenin. Bana güvenin. Önce Allah'a güvenin. Sonra bana güvenin. Sonra kendinize güvenin arkadaşlar. Verdiğim ödevleri yapın. Pişman olmayacaksınız. Netlerinizde artış. Derslerinizde çok güzel bir şekilde planlı programla hazırlandığınız için derslerinize böyle bir bağlanma. Ders çalışmayı düzenli hale getirme isteği her zaman yanınızda olacak inşallah. Evet gençler, bir sonraki videoda rehberlik videosunda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.